Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira fe subhanallahi bukratan ve asila. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme beyyiz vücuhana bi nurin min indik ve şrah sudurana lil imanil kamil vel ihsanil etem ve vaffikna lima tuhibbu ve tarda ilahena kema fetahta akfal kulubil muhlasina inde babike vel makbulina leda cenabik feftah abbabe kulubina limarifetike ve mahabbetik ve la teruddena an atabeti babik بك توسلنا ومنك سألنا وإليك توجهنا لا نسأل منك سواك ولا نرضى إلا بك وانقلنا من دركات جسمانيتنا إلى درجات القلب والروح والسر أنت ولينا ومولانا فلا تقيب رجاءنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ 155. ayet. İki ordunun karşılaştığı gün içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya, işte onları işlemiş oldukları bir takım hataları sebebiyle şeytan kaydırmak istemişti. Allah yine de onları affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir, çok affedici ve müsamahalıdır. 118. ayetten itibaren Âl-i İmrân suresinde Uhud harbi oluş şekli, olmadan önceki haller ve olduktan sonraki değerlendirmeler devam ediyor. Ben de müteaddit ilk defa Kur'an-ı Kerim'i okuduğum, meallerine baktığım halde bu kadar dikkatimi çekmemişti. İlk defa bu kadar dikkatimi çekiyor ki Cenab-ı Hak Uhud meselesini çok farklı yönleriyle ısrarla anlatmış. Ta kıyamete kadar ümmetlerle, ümmetin dışında bulunanlar arasındaki mücadelede, mücahedede bazı temel ölçüler bilinsin diye. Meal-i Münif'inde de geçtiği gibi iki ordunun karşılaştığı gün, yani Uhud'da, bozguna uğrayanlardan maksat elbette Müslümanlardan bir gruptur. Bir önceki ayette Uhud'daki yenilginin kader açısından bir değerlendirmesi vardı. Yarım sayfa kadar bir ayette o. Üstad da Sümme enzele aleyküm min ba'dil gamme emeneten ila ahir devam eden ayeti kerimeyi 25. sözde Kur'an'ın fesahatına dair olan bölüm içerisinde ele almış, harflerini saymış, ebcedi değerlendirmelerini yapmış, çok önemli ve çok farklı bir ayet-i kerimedir. Bir önceki ayet, yani 154. ayet. İşte 154'te yenilginin kader açısından arka planını anlattı bu. 155. ayette de zahiri sebepler açısından ele alınıyor. Zahiri sebepler açısından savaştaki yenilgiye münafıkların iddia ettikleri gibi Hz. Peygamber aleyhisselamın hatasından dolayı değil, bu çok önemli, Müslüman okçuların verilen talimata uymamalarından ve Resulullah'ın şehit edildiği haberinin yayılması üzerine Müslümanlar arasında bir paniğin meydana gelmesinden dolayı Uhud'un zahiri mağlubiyet sebebi ve sonra okçular yerini terk etmesi de malum ganimet. Biz de gidip ganimet toplayalım dediler. Elbette Uhud'da bunlar mağlubiyetin zahiri sebepleridir.
ve şeytan kaydırdı diyor. Zaaflarınızdan yakalayarak şeytan bazılarınızı kaydırdı. Yani belli işte komutana itaat etmediler. Ve sonra ganimet peşine düştüler. Bunlar tabi şeytanın kaydırdığı noktalardır ki ayette bunlar gayet zahir ve bunlar daha önce de geçmişti. Bazıları da Medine-i Münevvere'ye doğru şettirihal ettiler. Buna kaçma demeyelim. Mesela Hazreti Osman da bunlardan bir tanesidir. Hazreti Osman Efendimiz de Harp Meydanı'ndan herhalde bu iş bitiyor diye bir şeytani dürtüye maruz kaldı ve Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıktı. Yani dilimiz varmıyor ama kaçtı diyebiliriz. Daha sonraları Hazreti Osman'a bunlar hatırlatılmış. Yani niye sen de Uhud'dan böyle kaçtın? Çok zor bir gün müydü? Hazreti Osman Efendimiz, Allah o gün o hata yapanları bağışladı, affetti. Burada ayetin sonunda yakat afallahu anhum. Allah o gün o öyle hata yapanları affetti diyor. Allah'ın affettiği şeyi bir daha gündeme getirip durmanın bir manası yoktur demek. Demek ki burada bundan sonraki mağlubiyetler olacaksa onların sebeplerine de dikkat çekiliyor. Bir nöbet mahallini terk etmemek. İkincisi baştaki komutana itaat etmek. Üçüncüsü ise dünya hevesine kapılmamak, ganimet peşine gitmemek. Eğer böyle yaparsanız bundan sonra kim yaparsa yapsın kıyamete kadar bunlar mağlup olacaklardır şeklinde temel prensiplerin vaz edildiğini görüyoruz. Bu ayetten alacağımız dersler de bellidir. Yani اِنَّمَا اسْتَزَّلَّهُمُ الشَّيْطَانِ بِبَعْدِ مَا كَسَبُ مَا كَسَبُ çok önemli bir kelime. Onun için şerrin kasibi insandır. Ve şer insana verilir. Hayır ise Allah'a verilir. Hükmü de buradan çıkartılabilir. Ayet-i kerimeleri biliyorsun. مَا اَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا اَسَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ İşte mekesebü femin nefsike delalet ediyor. Ve Allah da harpte bu kadar büyük hataları bile affettiğine göre harpten kaçmak aslında yedi büyük günahtan bir tanesi olarak sayılır. Allah Uhud'dakilerinin bütününün günahlarını bağışladığına göre Allah bizim de küçük günahlarımızı, büyük günahlarımızı bağışlayabilir. Günah işlediğimiz zamanda da Allah'ın rahmetinden ümidimizi asla kesmemeliyiz. Hususuna da dikkat çekilmiş oluyor. 156. ayet. Buyurun. Ya eyyühellezine amenu lem tekunu kellezine keferu ve kalu li ikvanihim iza darabu fil ardi ev kanu uzzen lev kanu لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِنُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 156. ayet. Ey iman edenler! Dini inkar edip de Allah için seferde ölen veya gazalarda öldürülen arkadaşları hakkında bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların gönüllerinde bir hasret, bir yürek yarası olarak bıraksın diye yaptı. Hayatı veren de alan da Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Burada bu cümleleri söyleyenlerin münafıklar olduğu apaçık. Münafıklar malum İbn-i Sebe 300 kadar arkadaşıyla yarı yoldan geriye döndü. Medine'de müdafaa harbi yapalım. Böyle meydan savaşına çıkmayalım diye fikir beyan etmişti. Aslında Efendimiz Aleyhisselam'ın da düşüncesi öyleydi. Ama nihayet karar öyle çıktı istişarede ve meydan savaşına çıktılar. Tam da böyle küçük bir sarsıntı ve şehitler de olunca münafıkların eline
İbni Übey'in eline müthiş bir koz geçti. İşte bu cümleyi o münasebetle söylediler. Bizi dinleseydiniz yani bu ölümler olmazdı. Demek bizi dinlemek lazım. Bizim görüşlerimiz çok önemli deyip sahabe-i kiramın nicelerini ayartarak veya Medine'deki akrabalarını ayartarak bundan sonra peygamberin dinlenilmemesi ve bizim dinlenilmemiz iyi olur. Bak biz hep isabetli karar veriyoruz. Makamında tam da şeytanın taşını gediye koyacağı bir anı yakalamış ve münafıklar da öyle yapmışlardır. Ve sahabe-i kiram Cenab-ı Hak burada harbe gitmeseydiniz eğer Allah ölümü takdir ettiyse evinizde yatarken, otururken bile, yolda yürürken bile ölürsünüz. Yani hayatı veren odur, alan da odur. Bu mevzuda artık olmuş kadere teslim olmak lazım. Kadere teslim olan kimseler sekinete ererler, rahatlarlar ve böylece vardır bir hikmeti diyerek ona teslim olmak lazım. Ayet-i Kerime bütün bunları ifade ediyor. Sahabe-i kiramın durumu burada bir hasret yarası açılması ise bu daha önceki ayetlerde de geçmişti aslında. Yani bazen daha büyük belalar daha önceki küçük belaları unutturur. Bütün bunlara dikkat çeken ifadelerdir. Ve bu aynı fikir 157. ayette de devam ediyor. 157. ayet. Buyurun. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ 157. ayet. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki Allah tarafından mağfiret ve rahmet, insanların topladıkları bütün mallardan daha hayırlıdır. Gayet açık burası. Şehitliğin öbür alemde kazandıracağı şeylere dikkat çekiyor. Veya öldürürseniz gazi olursunuz. Gazinin kazandıracağı şerefe ve sevaba dikkat çekiliyor. Eğer yani onun dışında mal toplamaya gidiyorsanız, ganimet için ise o savaş meydanında bulunan bütün ganimetler, mallar, hatta dünya malları sizin olsa bile yani bunların Allah nazarında bir değeri yok. Değerli olan Allah yolunda şartlar el verdiği zaman şehit olmak, ölmek veya şartlar gerekiyorsa öldürmek Allah'ın nazarında değerli olan da budur. Dünya metaı değil. Çünkü Uhud'da bazıları ganimet için yerlerinden ayrılınca işte ayette buna telmih etme vardır. 158. İmmuttum ev kuntiltum le ilallahi tuhşarun. 158. ayet. Sizler ölseniz de öldürülseniz de sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Evet, ahiret inancı ile dünya işlerini tanzim etme temel prensibine dikkat çekiliyor. Yani isterseniz daha sonra ölün, isterse ganimetin arkasından koşarken ölün, isterse Allah yolunda cihat ederken ölün, sonunda Allah huzurunda toplanacaksınız demek. Yaptıklarınız orada önünüze konulacak, bunlardan hesaba çekileceksiniz. Yani dünyaya göre kendinizi şekillendirmeyin, ahiret inancına göre kendinizi şekillendirin manası burada önüne çıkıyor, tembih ediliyor. Bu sadece cihatla alakalı değil, bir mümin için hayatın bütün safhalarında ahirete iman esas olmalı ve oradaki hesaba göre hayat şekillendirilmelidir. 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 159. ayet.
İnsanlara yumuşak davranman da Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer kaba, katı yürekli biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet, onlar için mağfiret dile ve işleri onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever. Açıklama. Bu ayet istişarenin ne derece önemli olduğunu gösterir. Şöyle ki, düşman saldırısı karşısında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş stratejisi konusunda ashabını toplayıp danıştı. Şahsi fikrine göre şehir dışına çıkmak yerine Medine'de kalarak savunma savaşı yapılmalıydı. Karşı taraftarları fazla olunca onların fikrine uyup Uhud'a çıktı. Savaş neticesinde bunun iyi sonuç vermediği anlaşıldı. Buna rağmen hemen bu savaş akabinde gelen bu ayet istişareyi emrediyor. Demek ki danışmada büyük bir hayır ve bereket vardır. Bu ayet-i kerime üstünde bütün tefsirlerde sayfalarca durulmuş. Ayet-i kerime önce Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce ve yüksek ahlakından bir tanesine temas ediyor. Çok yumuşak olması. Yumuşaklığıyla beraber fevkalade mütevazi olması vesaire insanlara, insanların fikirlerine değer vermesi. Bu bizim açımızdan da Efendimiz Aleyhisselam'dan alacağımız bir dersi gösteriyor. Kalem suresi 4. ayette ve inneke le ala hulukun azim. Sen muhakkak ki büyük ahlak üzeresin. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet o yüce ahlakından bir tanesi de ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin ayetine dayalı olarak alemlere gönderilen bir rahmet peygamberi. Rahmet bağrında şefkati, merhameti getirir. Rahmet bağrında kendisi için değil, cemaati için yaşamayı getirir. Rahmet bağrında aynı zamanda kimler için yaşıyorsa tıpkı bir annenin çocuğuna karşı olan alakası gibi onlara karşı fevkalade mütevazi ve çok yumuşak huylu. Önemli olan benim şahsiyetimin devamı değil, cemaatin varlığının devamı, aman cemaat kaymasın, aman cemaat küfre gitmesin diye işte onların seviyesine inmek, onlara yumuşak davranmak, bütün bunlar rahmetin gereği ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ahlakının bağrından çıkan önemli ahlaki prensiplerdir. Mektubatta kaynak veriyorum, bakarsınız mektubatı yanıma almamışım. 19. mektubun 16. işaretinde Tevrat, İncil, Zebur gibi kitaplardan Efendimiz Aleyhisselam'a işaretlerin olduğu, yani geçmiş peygamberler Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini desteklemiş, beşarette bulunmuşlardır. O mevzunun anlatıldığı yerde üstad aynen bu tabir velev künte fazzan galizar kalp tabiri eski kitaplarda da geçmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı, yumuşak huyluluğu demek eski kitaplarda da aynen bu tabirlerle teşkil edilmiştir. Bu da dikkat çeken önemli noktalardan bir tanesidir. Oraya bakarsınız. Efendimiz Aleyhisselam'ın yumuşak huyluluğu lintelehum. O Allah'ın rahmetinden kaynaklanıyor. Rahmetle yumuşaklık arasındaki bağlantı önemliydi. Az önce birkaç cümle söyledim. Eğer bir insan yumuşak huylu ise katı kalpli, sert olamaz. İki zıt ahlaktır bu. Yani birisi suyu ahlak, birisi güzel ahlaktır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ayrıca hem yumuşak diyor, hem de sen katı kalpli değilsin diyor. Demek ki ahlak içerisinde bir de kötü ahlak var, katı kalplilik var. Buradan da şu çıkar, bütün kötü ahlakların kaynağı katı kalplilikten kaynaklanıyor.
başkaları için değil kendisi için yaşama kötü anlayışından kaynaklanıyor. Yani ahlak boyutunda iyi ahlak, kötü ahlak taksimatı yaparken bu ayete dayanmışlar. Evet, tekrar ediyorum. Bütün kötü ahlakın, ahlak-ı seyyiyenin kaynağı bir insanın katı kalpli olması. Katı kalplilik aynı zamanda insanda menfaatperestliği de meydana getiriyor veya tersi menfaatperest olduğu için katı kalplilik. Bu katı kalpliliğin felaketi, kaynağı vesaire bütün bunlar bildiğiniz gibi Bakara suresindeki birkaç ayette geçiyor. Ve Üstad da 20. sözde bunlara dikkat çekiyor. 20. sözü havale ediyorum. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةُ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَ ayetleri. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bir merhamet peygamberi olduğuna da ayrıca dikkat çekilmiş oluyor. Ayetten anlayacağımız diğer bir mana, harpte Hazreti Hamza gibi bir kahramanın şehit olmasına sebebiyet verilmesi. Bir bozgun var, bir mağlubiyet var. 70 tane şehit var. Yani bu da affedilir mi? Eğer Efendimiz Aleyhisselam yumuşak davranmasaydı ne olurdu? Yani burada İslami eğitimde, İslami terbiyede yumuşak davranmak her zaman kazanç sebebidir. Tekrar ediyorum. Kazanç sebebidir yumuşak davranmak. Eğer Efendimiz Aleyhisselam sert davransaydı o gün, zaten münafıklar insanları çekmeye çalışıyor. Yahudiler var, Müslümanları ayartmaya çalışıyor. Zaten Hazreti Osman gibi bir insan bile harp meydanını terk etmiş, Medine yoluna tutmuş. Neredeyse cemaatle müşriklerin safına veyahut da münafıkların saflarına iltihak edebilirdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın burada affetmesi, aynı zamanda Allah'ın emriyle tabii affetmesi, aynı zamanda eğitimde, terbiyede affediciliğin ne kadar önemli. Yani ceza ile terbiyeden daha ziyade affetme ile terbiyenin öne çıktığına dikkat çekiyor. Nitekim İşaret-ül İcaz'da Üstad Hazretleri bu hususa dikkat çektiği yerde Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Rabbül Alemin'dir. Allah alemleri nasıl terbiye eder? Kahrıyla mı? Rahmaniyetiyle mi? Errahmanirrahim'in hemen onun arkasından gelmesi Allah'ın da kainatı terbiyede merhameti ve şefkatinin öne çıktığına dikkat çekiliyor. Aynı o ilahi ahlak burada da 70 kişinin şehit olmasına sebebiyet vermesine rağmen oradaki bazı sahabenin Efendimiz Aleyhisselam'ın onları bile affediyor olması ne kadar önemli ve ne kadar dikkat çekicidir. Bizler de günümüzde hala geçmişi suçlayarak şöyle hata olmasaydı, şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı aslında onları şimdiki diğer insanların safına itmek olur bu, böyle bir anlayış. Genel prensipler de söylemeliyiz ama çok da şahıs ismi nazara veya kimler olduğu nazara verilmemeli. Bu merhametsizlik olur onlara karşı. İnsandır, beşerdir, şaşardır, kayardır. Diğerlerinin saflarına, münafıkların saflarına kayma ihtimalleri de vardır. Bu önemli hususa da dikkat çekiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkati. Ve bir incelik daha var ki Efendimiz sert davransaydı ve onlar diğer müşriklerin, münafıkların safına kaysaydı bu defa münafık olacaklardı, kafir olacaklardı. Cehenneme gideceklerdi. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın şefkati onların cehenneme gitmesine razı olmadığı için şefkatin rahimiyet boyutu olarak ahirette onları kurtarmak, cennete gitmelerine sebebiyet verme olarak bir de burada bu inceliği bütün haşmetiyle görmekteyiz. İnsan bazen kızar, bırak lan senden adam mı olur dersin, bir daha muhatap almazsın.
Evet, Uhud'da bu hatayı işleyenler Efendimiz Aleyhisselam'ı sinirlendirdiler. Ama Efendimiz Aleyhisselam sinirlerine, hislerine mağlup olarak hareket edecek bir peygamber değildir. Cenab-ı Hak da yönlendiriyor, onlar için af dile, onlar için istiğfar et dedikten sonra bunları yumuşak davranma içinde anlattım sayalım ama bir emir daha veriyor Cenab-ı Hak. Meşavirhum fil emir. İşlerde onlarla da istişare et diyor. Şavir kelimesi ve şavirhum şavir. Ayette danış, onların fikirlerine müracaat et manasında da ifade edilebilir. Şavir kelimesi sözlükte müşavere yani alıkovanından bal almak, danışıp görüş almak, işaret almak gibi manalara geliyor. Şavere, işaret zaten aynı kelime kökünden türemiştir. Yani arının böyle gidip ballar alması gibi her insanın da bal olan fikirlerine müracaat etmek. Sonra onları toplayıp bir yerde bir bal peteği olarak örmek. Müşaverenin sonucu aslında budur. Müşavere herhangi bir iş hakkında konunun uzmanlarından veya o konuda görüş bildirecek kimselerin görüşlerine başvurmak, onlarla fikir alışverişinde bulunmak manasına da geliyor. Şura kelimesi ise yöneticilerin, idarecilerin ve özellikle devlet başkanlarının bu devlet halk vazifelerini yürütürlerken istişarede bulunmasını ve istişare sonucu oluşan eğilimi göz önünde bulundurması manasına geliyor. Evet, istişarede karar merci olan kimse milletin istişaresindeki dediklerine uymak mecburiyetinde midir? Değildir. Bütün cemaatin fikri şu tarafa, o tek başına şöyle düşünse, kendi fikrine göre hareket edebilir. Ama hatalar olursa millet onu suçlar, o da yıpranır ve otorite böylece sarsılmış olur. Kendisi de devre dışı kalır o idarecinin. Onun için aklı başında olan, böyle fikir yürütebilecek, o sahayı bilen insanlarla istişare yapıp ekseriyetine göre hareket etmek, cumhura göre davranmak, işte ayet-i kerimede bu hususa da dikkat çekiliyor. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'a çıkmadan önceki yaptığı tatbikat da böyledir. Kendi fikri çıkılmasını istememesine rağmen ekseriyetin fikri öyle olunca eksere uydu. Ekser de zamanla bundan ders alır ve sahabe-i kiram da tabii ki ders almıştır. Bunlar önemli olan hususlardır. Bu husus Şura suresi 38. ayette de geçiyor. Ve emruhum şura beynehum. Şura suresinde ve emruhum şura beynehum. Genelde Müslüman toplumlar anlatılırken onların işleri kendi arasında istişare ile yürür. Bir kişinin fikri ile değil. Bir kişinin peygamber dahi olsa emri ile değil. Onlar kendi aralarında işlerini istişare ile yaparlar diyerek burada ayeti tefsir ediyor ve bize çok önemli dersler veriliyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizler için örnektir. Örnek bir toplumun meydana gelmesini de istemiştir. Onun için cemaatin da kendisini en güzel şekilde yetiştirmesini, bunlara göre cemaatin hareket etmesini istemiştir. Burada şahsiyetlerine değer verilmesini, bir defa sahabenin tek tek şahsiyetlerine değer ver. İstişare budur. Yani istişare muhatap olan diğer insanların, cemaatin en küçük ferdinin bile cemaat içinde bir değeri var. Bir görüş sert edebildiğine ve görüşü dinlenildiğine göre bir bu var. İnsanlara değer verme var. Ayrıca idareciler açısından idare ettiği insanlarla istişare etmesi,
idare edenlere verilen bir vazife, bir sorumluluk olarak da karşımıza çıkıyor. Ayrıca hatalarının bağışlanması idarecilere düşen bir vazife olarak, günahların affı için onlar için tövbe istiğfar edilmesi. Bugün bu cemaatin fertlerine düşen en önemli bir vazifedir bu. İdareciler özellikle kendi bölgesinde bulunan ne kadar insan, abi, arkadaş, kardeş varsa onlar için tövbe istiğfar etmeli. Devamlı bir vazifedir bu. Ve onların affedilmesi için yalvarmalı, onlara dua etmeli. Burada bir de böyle bir incelik dikkatimizi çekiyor ve mutlaka bol dua edilmelidir. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şuraya önem vermiş. Sahabe-i Kiram da şuraya çok önem vermiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 4 raşit halifesi de şuraya çok ama çok önem vermişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın şuraya önem vermesiyle alakalı kısaca şunları söyleyebiliriz. Mesela Bedir'e çıkacağı zaman istişare etmesi. Bedir'de mevzilenirken sahabe-i kiramdan bir tanesinin karargahımızı şöyle kuralım. Eğer Allah'ın emriyse tamam, eğer kendi fikrinizle yapıyorsanız ya Resulallah, bana göre şöyle karargahı kursak daha iyi olur dedi bir sahabe. Efendimiz ona uydu. Bedir esirleri hakkında verdiği kararı da arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucu Efendimiz Aleyhisselam belirlemiştir. Uhud Savaşı'nda sahabeyle yaptığı istişare yine burada geçti. Özellikle Hendek Harbi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yine istişare etmesi ve Selman'ı Farisi'nin fikrine göre o 6 kilometre uzunluğunda, 4 metre derinliğinde, 6 metre genişliğinde bir hendek açtırması, bütün bunlar sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'ın istişareye verdiği önemi gösteriyor. Burada şöyle bir incelik daha var. İstişarede illa sizin taraftarlarınızın olması, taraftarlarınızla istişare etmeniz şart değildir. O işi bilen, o işin mütehassısı olan insanlarla istişare de edilmelidir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinde bir Hristiyan'a o topları döktürüyor olması. Ona değer veriyor, fikrine değer veriyor. Efendimiz Aleyhisselam hicret buyururken bir müşrik kimseyi yol rehberi olarak ittihaz etmesi. Yani illa bizden olması, benim gibi düşünmesi şart değildir. Sahasının mütehassısı olması esastır. Ve daha da dikkatimi çeken bir husus var. Hazreti Ömer böyle İran Savaşı'nda esir ettiği Hürmüzan var. Onunla istişare etmiş. Hürmüzan'la istişare etmiş Hazreti Ömer. Bu istişare sistemini bozan, mahveden, İslam dünyasına bu noktasıyla en büyük darbeyi vuran Emeviler olmuştur. Bu ayeti genişçe şerh edenler, Fahrettin Razi'nin tefsirinde de baktım. Yani istişareyi diktatörlükle mahveden Emeviler dönemidir demişler. Gerçekten istişarenin zıttı tek kişinin, tek adamın dediğinin yapılması. Bu da diktatörlüktür. Sadece Türkiye'deki Yezid'in diktatörlüğünü anlamayın. Hangi seviyede olursa olsun. Mesela bir baba evde bazen istişare yapmıyor. Ben babayım, ben ne dersem o olacak diyorsa evine en büyük darbeyi vurmuş, çocuklarını terbiye edememiş sayılır. Keza bir okulda müdür, keza bir mahallede muhtar. Yani hangi kademede olursa olsun, hizmetin en küçük ünitelerine kadar diyelim, oralarda bile ben diyeceğim siz yapacaksınız, oraya vurulacak en büyük darbedir o. Oradaki insanlara saygısızlık, oradaki insanlara değer vermemek ve onları karşısında bir kölesi zannetmek, onların istidat ve kabiliyetlerinin de yetişmesine mani olmaktır. Ve o bir kişi gittiği zaman da orada her şey, her düzen de bozulacak ve bu da sonuç itibariyle başarısızlığı getirecektir.
Özellikle bu istişare İslam'da devlet başkanı açısından çok önemli. Devlet başkanının istişare heyeti ehli hal ve akittir. Üstad da biliyorsunuz Meclis-i Mebusan'a hitap ederken ey ehli hal ve akit, yani devlet başkanını seçebilen ve gerektiğinde onu azledebilen heyet demektir. Hal atan demek, yani dışa atan, akitte onu tutan. Bugünkü meclisin adı da budur İslam'da. Ehli hal ve akit, üstad da böyle seslenmiş. Ve devlet başkanının onlarla istişare etmesi, onların genelinden çıkacak fikirlere göre hareket etmesi de bu ayetin içerisinde Efendimizin de bir devlet başkanı olmasını da nazara dikkate alırsanız. Buradaki bu ehli hal vakitte bulunan fertlerin bir, sağlam bir adalet anlayışına sahip olması lazım. Eğer oradakilerde bir adalet anlayışı yoksa zaten iş kökünden bitmiş. İkincisi, hangi sahalarda konuşacaklarsa o sahalarda bilgili olması lazım. Ayrıca aklı selime ve bir de basirete sahip olması lazım. Demek ki milletvekillerinde bu dört husus öne çıkmalı: adalet, bilgi, aklı selim ve basiret. Hissi hareket etmemeli. Devlet hevesle yönetilebilecek bir organizasyon değildir. Bunlar gerçekten önemli hususlardır. Ve bunların daha da genişçe malumatları bu Ahkam-ı Sultaniye kitabında İmam Mağverdi'nin, vaktiniz olursa okuyunuz, orada da çok genişçe anlatıldığını görmüştüm daha önce. Ve önemli, burada bir husus daha dikkat çekiyor. İradenin ilme tabi olması lazım. İradenin ilme tabi olması lazım. Yoksa şimdi parlamentodaki konuşmaları dinliyor. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Ne akıl var, ne aklı selim var, ne basiret var, ne bilgi var, ne de adalet anlayışı var. Kendi grubunu öne çıkartacak. İsterse diğerleri gebersin gitsin. Böyle bir meclis de olamaz. Yani başı da kokmuş, kuyruğu da kokmuş bir millet bu noktasıyla, hani İslami denip İslamiyet'in bütün prensiplerini hedmeden, yerle bir eden, bu Cumhuriyet tarihinde başka bir parlamentoda aslında görülmemiştir. Yani ayetlerin ruhlarından çıkış yaptığımız zaman bunlar önemli. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Alem-i İslam'ın çöküşünün 6 tane sebebine dikkat çekmiş. 1910'larda Emevi Camisi'nde, Şam'da yaptığı tarihi irat ettiği hutbesinde ve o çöküşün Kur'an eczanesinden aldığı 6 tane ilaçla da tedavisine dikkat çektiği yerde, çöküşün önemli sebeplerinden bir tanesi kişilerin himmetini kendi şahsi menfaatine hasretmesi. Yani Kant ahlakı. Benim senin ensene bir tokat vurup elindekini alman menfaatime ise seni ensene vurmak, hatta seni öldürmek benim için bir ahlak oluyor. Ben ahlaklı insan oluyorum. İşte bunlara karşı himmetini milletine feda etme. İşte burada üstad istişare mevzusunu dile getirmiş ve tarihi cümle, bugün Yeni Asya Gazetesi'nin de hala sloganıdır bu: Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır. Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır. İster bir evde şuradan, bir okuldaki şuradan tutunuz ve bir devlet başkanının şurasına kadar, ondan da en nihayet Asya'da bulunan bütün İslam devletlerinin, İslam topluluklarının kendi arasındaki şuralarına kadar Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır. Evet, meşveretin belli şartları vardır. Meşveret sahibinin belli özellikleri vardır. Bunlar ayrıca daha da genişçe detaylandırılabilir. Mesela cimri insan ile istişare edilmez. Mesela cahille istişare edilmez.
Mesela menfaatperest insanla istişare edilmez. Mesela korkak insanla istişare edilmez. Şuraya bir yurt yapacağız. Yapalım mı diye istişare yapıyorsun ama istişare ettiklerinin hepsi cimri. E cimri olan insan ne diyecek? Yapmayalım diyecek. Çünkü yaparsanız sizden para isteyecekler. E para da vermemek gerekiyor. Çünkü adam cimri. E o zaman da tabii o yurt olmasın diyecektir. Siz misalleri çoğaltabilirsiniz. Ve istişare şartlarına uygun insanlarla istişare ettikten sonra verilen karar, en nihayet söz kesenin de mühürlemesiyle verilen karardan sonra artık daha dönülmemelidir o karardan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da biliyoruz, gençler sonra hata yaptığını anlayınca ya Resulallah isterseniz dönelim dedi. Hani Medine'de müdafaa bir yapalım. Hayır. Bir peygamber karar verdikten sonra ben zırhımı da giydim. Peygamber o kararından dönmez. Yalnız burada şöyle bir incelik dini fıkıh açısından istişarede verilen karardan ancak istişare ile dönülebilir. İstişarede verilen karardan sonra bir tanesi kendisi şahsen idareci de olsa ondan vazgeçemez. Tekrar onu şuraya getirmesi lazım. Şura ile ancak o eski karardan dönülebilir. Ve böylece şartlarına uygun insanlarla istişare ettiniz ve en nihayet karara vardınız. Bundan sonra ne yapacağız? Fetevekkel alallah. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Yani burada bir devleti idare etmede, bir cemaati idare etmede idarecinin vasıfları olarak da mevzular ele alınabilir. Sonsuz Nur'un ikinci cildinde bir liderin vazifesi, liderin özelliklerine dikkat çekiliyor. Oraya da bakarsınız. Tevekkül sözlükte dayanmak, güvenmek, itimat etmek ve işi başkasına havale etmek gibi manalara geliyor. Bir taraftan meşru hedefe ulaşabilmek için gerekli bütün çabayı gösterirken diğer taraftan da Allah'a dayanmak. Yani istişare şudur. Bütün gücümüzle başarıya ulaşmada bize düşenleri yapmaktır. Tevekkül de bize düşenleri yaptıktan sonra sonucu Allah'a havale etmektir. Ayetteki bu önemli farkı tefrik etmelisiniz. Bize düşenleri yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmek. Ve bu da oldukça önemli ayetteki taksimat. Ve tevekkül ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de 40 tane ayet geçiyor. Ve tevekkül edene de bildiğiniz gibi mütevekkil kişi, Allah'a tevekkül etmiş kişi deniyor. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet var ki Fahrettin Razi bu mevzuda şu hususlara dikkat çekmiş. Tevekkül bazı cahillerin zannettiği gibi insanın kendini ihmal etmesi demek değildir. Yani çalışmıyor, rızık bulmak için gayret içerisinde değil. Ben Allah'a tevekkül ettim. Ya Allah rezzak alemdir yani. Allah beni rızıksız bırakmaz. Bu tevekkül değil bunun adı. Üstad buna tevekkülü tembelane demiş. Buna tevekkül denmez. Tevekkül insanın zahiri sebeplere riayetinden sonra işin batini yönüyle de Allah'a havale etmesi, Allah'ı vekil tayin etmesidir. Bu mevzuda bildiğiniz çok şeyler vardır. Yani önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et demişler. Evet. Kur'an-ı Kerim yattığı yerden tevekkül eden Beni İsrail'den bir toplumu kınamıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam buyurun cihada gidelim deyince demişler ki ya Musa senin tek başına gitmen yeter. Zaten sen peygambersin. Allah bizi mağlup etmez, mahcup etmez. Sen git Rabbinle beraber savaş. Ha işte biz burada oturacağız demişler. Maide suresi 24. ayet. İzheb ente ferabbüke fekatile inne hâhüne kaidün. Bu tevekkül değil. Tevekkül, görüldüğü gibi tevekkül, yoksulluk, uyuşukluk, durgunluğun mazereti değil.
bir irade ve bir iman gücüdür. Tekrar ediyorum, tevekkül bir iman gücü ve bir irade gücüdür. Bize düşenleri yaptıktan sonra Allah'a mütevekkil olmak. Buraya Tövbe suresinin son ayetini de ilhak etmek isterim. Sen vazifeni yap ya Muhammed, yap yap yap. Tövbe suresi bir baştan bir sona 128 ayette cihatla alakalı yapılacakları yap ve en sonunda fe in tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu. Ben ona tevekkül oldum ve huve rabbul arşil azim. Benim işimi havale ettiğim de öyle haşa sıradan bir zat değil. Arş-ı azimin sahibidir de, güç ve kuvvetinin namütenahi olduğuna inandığınız Allah'a tevekkül edin de manasınadır. Evet, bütün bunlar bir devlet başkanının, bir idarecinin yapacakları, özellikle düşmanla karşılaştığında veya davasına hizmet ederken yapacakları fiilleri anlatıyor. Çok yumuşak davranmadan tutunuz, katı kalpli olmamaktan ve sonra raiyetiniz ne kadar hata ederse etsin, özellikle düşman karşısında onların affedilmesi, istiğfar ve onlarla dua edilmesi, onlara yine değer verilmesi. Bir insan hata yapınca o refüze edilmez. Hata yapılan insanla, dikkat buyurun, daha çok istişare etmek lazımdır. Hata yapmışsa tecrübesi de var, o aynı hatalara düşmez. Onun için buradan bütün kardeşlerimize seslenmek isterim ki, hata yapan insanlarla daha fazla istişare etmek lazım. Onların öyle bir hata tecrübesi var. Onlara daha çok değer vermek lazım. Hata yaptım diye utancından ayağa kayıp karşı safa da geçebilir, iltihak edebilir. Ve burada çıkan bir nokta tekrar edeyim. Harp zamanında, Cem-i Nefir'de düşman karşısında askerler veya Müslümanlar ne hata işlerse işlesinler, onlara şer'i ceza verilmez. Zina yapana şer'i ceza verilmez. Hırsızlık yapana ceza verilmez. Neden? Sen ceza verirsen karşı tarafa geçiverme ihtimali vardır. Uhud'da da böyle bir ince psikolojik durumdan dolayı onları affet ve istiğfar et de önemli. Bize düşenlerin mükemmel yapılması ve sonra Allah'a tevekkül olunması gibi ayeti tefsirlere bakarak özetle, ama sayfalarca ciltler dolusu bu ayet anlatılmış. Ama ben onları heyetinize özetle aktarmış oldum. Ve Allah'a tevekkül etmenin sonucu olarak da şimdi geldik. Allah'a tevekkül ederseniz ne olur? Onun sonucu olarak da 160. ayet, buyurun. Yani sadece tevekkül etmekte değil. 158. Estağfurullah. 159. ayette, 159. ayette anlatılanları yaptıktan sonra sonuçta ne olur? İşte 160 onu anlatıyor. Buyurun. İn yansurkumullahu fela galibe lekum ve in yakhzulkum femen zellezi yansurkum min ba'di ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. 160. ayet. Eğer Allah size yardım ederse size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler. Evet, yukarıdan beri anlatılanlardan bunlar anlaşılıyor. Bu hususu daha önce 150. ayette de görmüştük. Belillahu mevlaküm ve huve hayrun nasirin ayeti. Bu Ali İmran suresi 150. ayet olarak böyle bir ayet de geçmişti. Aynı mealde bir ayet-i kerimedir. Evet, vazifemizi yaptığımız zaman Allah size yardım eder. Allah'ın yardım ettiğine de kimse galip gelemez. Bu ezberlenmesi gereken bir ayet. İn yensurkumullahu fela galibe leküm. Allah sizi galip ederse
desteklerse, kim mağlup edebilir ki? Ama bir de mağlup ederse, size kim destek verirse versin, sizin ayağa kalkma şansınız yok. Allah'ın inayetini, nusretini celbü, cezb edin demektir. Bu ayeti kerimedeki geçen nusretle galibiyet arasındaki bağlantıya daha önce temas etmiştim. Bunu daha önce farklı yönleriyle konferanslar halinde de anlatmıştım. İstanbul'un fethi münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'de nusret ve fetih kelimelerinin burada fetih kelimesi yerine galip kelimesi geçmiş. Fethi galibiyet olarak da tefsir edebiliriz. Allah nusret ediyorsa yakında da galibiyet gelecek, fetih olacak demektir. Allah'ın nusreti yoksa galibiyet yok ve hezimet var. Zafer yok demektir. Bu nusret ve fetih hep birbirinin sebebi ve sonucu olarak geçer. Mesela İntansurullahı yensurküm. İntansurullahı yensurküm ve yüthebbit akdameküm. Sure-i Muhammed'de 7. ayet. Ya eyyühellezine amenu intansurullahı yensurküm. O nusreti celbetme ayeti bu. Siz Allah'ın davasına yardımcı olun, Allah da size yardım etsin. Şuna vurgu yapıyordum. Nusret ilahi geliyorsa yakında bir galibiyet, bir fetih olacak demektir. Mesela Saf suresinde ve uhra tuhibbunaha nasrun minallah ve fethun karib. Sonra size sevinebileceğiniz bir şeyden daha haber vereyim mi? Allah'tan bir nusret ve yakında da bir fetih. Nusret ve yakında fetih. Aynı bağlantı mesela Nasr suresinde de var. İzâ ce'e nasrullâhi vel fetih. Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman. Bizler önce Allah'ın nusretini çekebilmeliyiz. Manevi yardımıdır. Teyidat-ı ilahiyedir. Allah'ın desteklemesidir, destek vermesidir. Binaenaleyh Allah'ın nusreti bizimle beraber mi ona bakacağız. Arkasından zaten galibiyet gelecek, bir tabii olarak gelecek. Buradan çıkış yaparak bir 10-15 madde anlatabilirim. Ama şu anda vaktim ona el vermez. Sizler çalışın. Kur'an-ı Kerim'de geçen ne kadar nusret kelimesinden türemiş ifade ayetler varsa çıkartın. Onlara dikkatlice bakın. Acaba biz neler yaparsak Allah bize nusret eder? Durun Allah'ın nusretini celbü cezbetmeye çalışın. Ve bu 159. ayette geçen hususlar ve daha önce geçen zaferle alakalı hususlar Allah'ın nusretini celbü cezbetme şartlarıdır. Ve tekrar edeyim Sure-i Muhammed'in 7. ayetinde siz Allah'ın davasına yardımcı olursanız Allah da size yardım eder. Demek nusret-i ilahiyeyi celbü cezbedebilmek için Allah'ın davasına yardımcı olmak lazım. Bu ana şartıdır bu işin. Sadece ve sadece Allah davasına, sadece ve sadece Allah rızası için destek vermek lazım ki Allah'ın nusreti bize gelsin. Arkasından da biz galip olalım. Allah nusret etmiyorsa sen uygun adım marş, marş, marş olduğun yerde bir adım ileriye gidemezsin demektir. Ve bu hususun misali Bedir'de geçti. Bedir Savaşı'nda Cenab-ı Hak melekleriyle müminlere yardım ettiğini anlattı. Uhud Savaşı'nda meleklerle yardım ettiğini anlattı. Demek Allah orada nusret etmiş. O zaman mağlubiyet yoktur. Üstünde durmaya değer bir husus olarak bunu görmek ve nusret-i ilahiyeyi celb-i cezbedebilecek umdelere, unsurlara önce bunları bilip sonra riayet etmek gerekiyor. Ve şimdi 160'tan sonra 161. ayet biraz sonucu itibariyle biraz da Allah'ın nusretini kesebilecek bir şey bu. Yani ganimet peşine düşmek, peygamber hakkında suizan etmek, peygamber bir kısım beytülmali saklar bir yere gizli gizli kendine biriktirir gibi bir anlayışta bulunmak Allah'ın nusretini keser ve işte o zaman da mağlup olursunuz manalarında 160 ile 161. ayet arasında
bir bağlantı vardır. Buyurun 161. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 161. ayet. Emanete hıyanet etmek bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası eksiksiz verilir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Evet, ayet-i kerimede gul kelimesi geçiyor. Hırsızlıktan farklı bir şeydir bu. Hırsızlık her zaman başkasının malını almak, çalmak. Şartları var, cezası var. Gul ise kamu malını almak, devlet malını almak. Bu çok daha ağırdır vebali. Ve beytül malden, devlet hazinesinden, kamu malından en küçük bir şeyi almak o kadar büyük günahtır ki başkalarının şahıslarına ait milyonları çalmaktan daha büyük vebal, daha büyük günahtır. Bir kişinin, iki kişinin malını alırsanız, çalarsanız helallaşabilirsiniz. Onlar af da edebilir. Ama kamunun malından hiçbir değeri olmayan bir nalının kayışını almak bile o kamuda ne kadar insan varsa, o devlet bütçesine iştirak eden 80 küsur milyon insanın hepsiyle tek tek helallaşmadan bir insanın öbür alemde kurtulabilmesi mümkün değildir. Gul, ganimet malı, kamu malı, devlet malı, beytül mal malıdır. Şimdi Uhud'dan sonra tabi düşman da çekip gidince ganimetler kaldı orada. Bu defa burada suizan yapanlar münafıklardır yine. Sahabe-i kiramın Efendimiz'e tam teslimiyeti var. Ama münafıklar bir rivayete göre ayet Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetten taksimi sırasında kayıp bir eşya için münafıkların herhalde Muhammed almıştır demeler üzerine inmiştir. Bazıları da Muhammed şimdi buradan alır, bize de pay düşmez şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gul, yani ganimet malını şahsına geçirmek, şahsına almak için Efendimiz hakkında suizan yapmaları münasebetiyle nazil olmuştur. Bir sahabi geldi Efendimiz Aleyhisselam'a, ganimetler vardı yığın yığın. Orada ganimet dağıtılsa kimse almaz onu, çöpe atılacak bir takunyanın kayışı. Aldı onu, atılır bu zaten, bana da lazım. Bazen evde çok küçük bir çivi bile büyük işe yarayabilir. Bana lazım dedi bu, aldı. Daha sonra da içi rahat etmedi. Geldi derdini Efendimiz Aleyhisselam'a anlattı. Dedi ya Resulallah, böyle bir şey vardı ganimette, aldım ben onu. Ne buyurursunuz? İster misin öbür alemde o ateşten bir çember olarak senin bileğine veya ayağına veya beline geçsin? İstemem ya Resulallah dedi. O da getirdi, onu tekrar o ganimet içerisine bıraktı. Gerçekten burası çok derin bir mevzu. Özellikle bugün Türkiye'nin şartları içerisinde mevzuyu ele alacak olursanız, devletin bütün dönen çarkı nasıl hırsızlık yaparım? Kimin malı? Kamunun malı. Beytül mal. Yani hazinenin malları. Yani 160-170 defa ihale kanununun değiştirilmesi. Böyle önemli araziler, kupon araziler, bana sorulmadan ha kimse satamaz denmesi. Bütün bunlar yığın yığın gemiler dolusu, uçaklar dolusu, altınlar, dolarlar, Türk paraları, bunlar nasıl bir şeydir? Öbür alemde
ayette diyor ki yani öbür alemde bunlar önüne konacak. Yani sonra her kişi kazandığı şeylerin mükafat ve cezası eksiksiz verilir. Onlar asla yok. Yukarıda diyor ki her kim hıyanet edip yani kul yapar, ganimet malından habersiz alır ve kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse kıyamet gününe o vebalin aldığı şeyler, o vebalini aldığı şeyler boynuna asılı olarak gelir. Bu kadar çaldığı altınlar, bu kadar çaldığı paralar boynuna asılacak. Onunla haşir meydanına nasıl gelebilecek? O yükün altında nasıl kalacak? Kalkacak. Gerçekten insan bunları düşünüyor. Demek ki bir insan öbür alemi düşünse bunları yapmaz. Demek ki öbür aleme pek ihtimal vermiyor. Bu Hazreti Ömer'in yaptığı gibi birisi gelmiş selam vermiş, selamını almamış, yazı yazıyormuş bir mum ışığında. Neyse yazı işi bitince o mumu söndürmüş, kendi mumunu yakmış. Ya Ömer anlayamadım. Demiş ki bu daha önce ben devlet işi yapıyordum. O mum devlet mumuydu. Ama sen şahsın için geldin. Şimdi bu da benim şahsi mumum. Onun ışığı altında konuşabiliriz. Hazreti Ömer'in devlet malını korumadaki anlayışına bakın. Bir de Emevi anlayışına, Yezid anlayışına bakın. Bir de şu ayetin ifade ettiği manalara bakın. Gerçekten insan Kur'an-ı Kerim'e göre şekilleniyor muyuz? İşin neresindeyiz? Yani herkese kazanmış olduğunun karşılığı kendilerine, kendileri haksızlığı uğratılmaksızın tas tamam ödenir mealinde. Cümlenin de bir ifade ettiği mana var burada. Evet, kul üstünde kitaplara ayrıca bakılabilir. Ve işte böyle yaparsanız bu da mağlubiyetin sebebidir. İnayet-i ilahiyesinin kesilmesinin sebebidir. Şu bağlantıya tekrar bir vurgu yapmak istiyorum. Eğer devlet başkanı ve devleti idare edenler kul yaparlarsa, ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar devleti bayraklaştırmak, devleti ebed müddet beka için, İslami yeryüzünde hakim kılmak için, hırsızlara Cenab-ı Hak inayet etmeyeceği için, yardımını çekeceği için onlar başarılı olamazlar. Ve in yahzurkum femen zellezi yansurukum min ba'di ayetiyle bir alttaki ayetin de bağlantısı bundan ibarettir. Ve böylece neticede diğer ayete gelmiş olduk. Ayet-i Kerime'de diğer ayette 162-163'ü beraber okuyalım. Buyurun. Efemen ittebe'a ridvanallahi kemen ba'e bisakhatin minallahi ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 162. ayet. Allah'ın rıza yolunu tutmuş o yolda koşan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem. 163. ayet. Rıza yolunu tutanlar Allah'ın huzurunda derece derecedirler. Allah insanların yaptığı her şeyi görür. Evet, ayet-i kerimeler yukarısıyla bağlantılı gayet net ve açık. Çünkü Allah'ın rıza yolunu tutmuşlar var. Allah için Uhud'a gelmişler. Benim maksadım ganimet almak da değil. Bir sahabi birinci safhada Uhud'da bir zafer olunca, kısmi bir zafer, millet ganimet alıyordu. Efendimiz de oradaki sahabiye işte oradaki selebi verdi. O sahabi dedi ya Resulallah ben Uhud'a ganimet için gelmedim. Aha şuracığımdan bir ok yiyeyim de Allah yolunda şehit olayım diye geldim.
İkinci safhada Uhud Harbi başlayınca, devam edince tam işaret ettiği yerden ok yiyerek o sahabinin şehit olduğu rivayet edilir. Ganimet için gelenler var, bir de Allah için gelenler var. Ve gul yapanlar var, devlet malından çalanlar var. Beytül malden, ganimetten çalanlar var. Neticede bunlar herhalde ikisi beraber olmayacaktır. Allah'ın rıza yolunu tutmuş olanlar, sadece Allah için Uhud'a gelenler ve o yolda koşan kimseler, bunlar Allah'ın kışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimseler gibi değildir. Allah'ın hışmına uğrayanlar da ganimet için gelenler, peygambere baş kaldıranlar ve sonuçta peygambere gul ile ittiham edenler, bunlar da Allah'ın hışmına uğramış olan kimselerdir. Öbür alemde tabii ki bunlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ve 163. ayette bunu biraz daha teyit ediyor. 163-162'yi teyit eder. Allah'ın rızası yolunu tutanlar Allah'ın huzurunda derece derecedirler. Yani sahabe-i kiramın da Allah yolunda cihat edenlerin de kendi aralarında fazilet dereceleri olduğuna ayet-i kerime dikkat çekmiş oluyor. Evet, ayet-i kerimeler gayet sarih oldu. Gayet anlaşılır zaten bunlar. Ben de bazen işte devreye giriyorum. Sadece bir mealini okusak, bir iki cümle söylesek, geçsek de olur ama hani bazı yerlerini aşmada fayda gördüğüm için böyle lüzumlu, lüzumsuz devreye giriyorum. Böylece 164. ayete gelmiş olduk. Yeni bir bölüm burası. Ama yine de Uhud Harbi'ne dayalı olan bir bölüm. Hala Uhud Harbi'nin değerlendirilmesi devam ediyor. Lekat mennallahu alel mümininden itibaren de burası 164'ten 171'e kadar ayrı bir bölüm burası. Onu da yani Ramazan-ı Şerif, şimdi bizim burada da iftar yaklaştı. Biraz halsizlik oluyor. Onun için devam edelim. Burasında hiç olmazsa 172'ye kadar okuyalım diye düşündüm ama isterseniz bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Çünkü orucun vermiş olduğu bir şeylik var tabii, halsizlik. Evet, şimdilik tefsir dersi bu kadar olsun.